Bunun bedeli çok ağır olabilir. Efsane komutan Erdal Sarı Zeybek çıkmaz sokakta. Öldüğüm zaman beni Şemdinli Konur Vadisi'ne gömün. Çözüm sürecinin gerçek tarafları kim? Teröristleri değil, komutanları yargıladılar. Bunun adı çözüm hukuku mu? Yandaşları sokaklarda cirit atıyor, Ankara'da öğretmenler joplanıyor. Efsane komutan Erdal Sarı Zeybek birazdan çözüm sürecinin perde arkasındaki hesapları ilk kez açıklayacak. Programı Çıkmaz Sokağa hoş geldiniz. Yayın hayatına başlayalı çok kısa bir süre olmasına rağmen gerek ülkemizden gerekse yurt dışından bizleri arayarak, mesaj göndererek destek veren tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Her hafta en az 20 konuk, ayda 80 konukla Türkiye'de benzeri olmayan programımız bugün de hafızalardan silinmeyecek bir bölümle karşınızda. Şu an stüdyomuzda bizleri kırmayarak TVM'e Çıkmaz Sokak stüdyosuna gelen çok değerli misafirlerimiz var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Bunun bedeli çok ağır olabilir. Efsane komutan Erdal Sarı Zeybek çıkmaz sokakta. Öldüğüm zaman beni Şemdinli Konur Vadisi'ne gömün. İsrail ve Amerika'nın büyük Orta Doğu projesi hayali Türkiye'de nasıl senaryolaştırıldı ve şu an hangi oyunlar oynanıyor? Yabancılara toprak satışı arttı. Özelleştirilmeyen yer neredeyse kalmadı. Peki ama neden? Büyük Orta Doğu projesi adım adım uygulanıyor mu? Değerli izleyiciler, programımıza katılacak olan çok önemli bir ismi huzurlarınızda buraya davet etmek istiyorum. O gerçek bir efsane, o çok önemli bir komutan. İşte o konuğumuz Sayın Erdal Sarı Zeybek. Nasılsınız? Sağ olun Mutlu Bey. Ben genelde pek alışık değilim. Sessiz sedasız çıkarım ekranlara. Ne söyleyeceklerim söylerim. Ama bugün siz böyle bir hazırlık yaptınız. Ben de kırmak istemedim sizleri. O şekilde geldim. Öncelikle burada konuk olan kardeşlerimizi, büyüklerimizi
saygıyla selamlıyorum. Hepsinin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Değerli izleyicilerimiz, bu gece Süleyman Şah Türbesi'nden Büyük Orta Doğu Projesi'ne, Güneydoğu'da neler olduğundan, Vatikan'ın Türkiye üzerindeki oyunlarına kadar pek çok konuyu ele alacağız. Stüdyomuzdaki konuklarımız sorular soracak. Sizler de sosyal medya hesaplarımızdan ve telefonla programımıza katılabilirsiniz. Hemen konuşacağımız ilk konu olan Süleyman Şah Türbesi ile ilgili ilk soruyu Sayın Sarı Zeybe'ye soralım. Efendim, Süleyman Şah bir vatan toprağıydı. Orada bir taşınma hadisesi gerçekleşti. Tüm kamuoyunun yakından bildiği bir süreç. Bu süreçle ilgili bir bölünme yaşandı diyebiliriz. Bir kısım çok büyük bir başarıdan bahsediyor. Bir kısım orada bir toprak kaybının, Cumhuriyet dönemindeki ilk toprak kaybının yaşandığından bahsediyor. Kimisi askeri olarak başarı ama siyasi olarak başarısızlık diyor. Süleyman Şah Türbesi'nde o noktada ne oldu Sayın Sarı Zeybe? Evet. Şimdi hepimiz gerçekten şoktayız. Yani bu olayı duyduk. Ben de ekranlardan izledim. Bir gece yarısı ordumuz Suriye'ye geçmiş. Uluslararası anlaşmalarda Türk toprağı olarak kabul edilen yerde hem türbeyi hem saygı karakolunu bir harekatla, gece yarısı operasyonla yerini değiştirmiş, çekilmiş. Şimdi Süleyman Şah Osman Gazi'nin dedesi. Evet. Tarihçiler 1227 yılında, ta uzun yıllar önce Fırat Nehri'ni geçerken yaşamını kaybettiğini söylüyor. Süreç içerisinde onun anısına Caber Kalesi'nde, Suriye'de bir türbe yapıldı. Tabii o türbenin yapıldığı dönemde o topraklar Osmanlı toprağı. Bizim topraklarımız. Yani kendi topraklarımızda türbe yaptık. Ama Birinci Dünya Harbi'nden sonra biliyorsunuz Osmanlı yenildi. Ve Birinci Dünya Savaşı'nı kazananlar, başta İngiltere, Fransa, Osmanlı topraklarını paylaştılar. Eskiden Suriye diye bir devlet yoktu. Şam ve Halep'te Osmanlı'nın vilayetleri vardı, sancakları vardı. Fransızlar o sancakları birleştirdiler, Suriye diye bir devlet kurdular. İşte asıl nokta bundan sonra başlıyor. Suriye devleti kurulurken Fransızlarla anlaşma yaptık. Dedik ki Caber Kalesi yaklaşık 10 dönümlük bir arazi Türk toprağıdır, Türk bayrağı çekilecektir diye. Evet. Bu anlaşmayı biz sadece Fransızlarla da yapmadık. Fransa Suriye'den çekildikten sonra Suriye devletiyle de yaptık. Onlar da kabul etti. Yani bugün bu anlaşmalar çerçevesinde baktığımız zaman Caber Kalesi'nin bulunduğu yer ve Süleyman Şah Türbesi'nin olduğu yer Türk toprağı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olan topraklar. Şimdi ne oldu? Kendi hükümetimiz Türk ordusuna emir vererek, çünkü biliyorsunuz Türk ordusu, Türk milletinin ordusu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusu, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ordusu. Ordu hükümetin emrinde. Hükümet orduya siyasi olarak bir emir verdiğinde ordunun ben bunu yapmam deme şansı yok. Tabii. Yapacak. Yani kanunlarımız o şekilde. Hükümetimiz emir verdi ve türbenin yeri, karakolun yeri değiştirildi. Evet. Şimdi şöyle, ben de ekranları izliyorum. Diyorlar ki efendim önceden de değiştirildi. Peki önceden nasıl değiştirilmişti? 1939'da onarım yapmak için Caber Kalesi içerisinde bir değişiklik yaptılar. Suriye devletiyle anlaşarak yaptılar. Daha sonra 1975'te Caber Kalesi'nin bir baraj inşaatı nedeniyle yerini değiştirdiler. Bakınız bu nokta çok önemli. Suriye devletiyle anlaşarak yaptılar. Yani uluslararası hukuka uygun olarak yaptılar. Yeri değiştirdiler. Yine Türk toprağı, yine Türk bayrağı dalgalanıyor. Ama bugün gelinen noktada AKP hükümetimiz
Suriye devletiyle anlaşmadan kendi başına orduya emir vererek kalenin, toprağımızın yerini değiştirdi. Bunun uluslararası hukuktaki anlamı şu: Türk toprağını terk ettirdi. Biz şu an terk ettik. Yarın Suriye terörü bitirdiğinde çıkıp Türkiye derse ki siz bu toprakları terk ettiniz kardeşim, bundan sonra bu topraklar benim ve bu topraklarda bir daha sizin hakkınız yok derse ne yapacak Türkiye? Ne yapabilir Türkiye? Çünkü toprağı terk ediyor. Şimdi orduyu suçluyorlar. Ordu ne yapsın? Emir veriyor. Hükümet bu. Resmen hükümet. Emir veriyor, çekil diyor. Harekat olarak demin siz de söylediniz. Evet. Ordu harekatını yaptı, çekildi. Siyaseten baktığınızda, burası Uganda devleti değil ki, Kongo devleti değil. Herkes kendi başına iş yapamaz. Hükümetsen de anayasaya uymak zorundasın. Kanunlara uymak zorundasın. Açın Türk Ceza Kanunu'nu okuyun. Türk Ceza Kanunu 302. maddede ne diyor? Türk toprağındaki egemenlik hakkını diyor. Başkasına devredersen cezası diyor ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Cezası ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarındaki en ağır ceza. Peki şimdi ne olacak? Şimdi meclisteki muhalefetin ayağa kalkması lazım. Bu böyle sıradan bir şey değil ki. Bu topraklar parayla satın alınmadı ki. İşte sizler hepiniz göğsünüzde madalya takıyorsunuz. Can pahasına bu toprakları koruduğunuz için, zamanında da can pahasına o toprakları koruyan atalarımız vardı. Yüz binlerce şehit verdik orada 10 dönümlük araziyi alabilmek için, vatan toprağı yapmak için ve yaptık. Ama şu an benim hükümetim anayasaya aykırı bir şekilde Türk toprağını terk etti. Ne olacak? Muhalefetin ayağa kalkması lazım. Derhal ayağa kalkması lazım. Efendim muhalefetin mecliste söylediklerini AKP hükümeti tınmıyor. Tamam tınmayabilir. Çıkın meydanlara o zaman. Alın Türk bayrağını. Deyin ki ya hükümet de olsan anayasaya uymak zorundasın kardeşim ya. Kendi başına iş yapamazsın ki. Deyin. Açın Türk bayrağını. Halkı bilgilendirin. Şu an Türk milleti çok samimi söylüyorum. Sokakta gidiyoruz, vatandaşlarla konuşuyoruz. Bir, herkesin yüreği kan alıyor. İki, hala ne olup bittiğinin farkında değiliz. Farkında değiliz. Çünkü bu medya öyle yanlış bilgileri veriyor ki. Efendim türbeye ne olmuş ki oradan aldık oraya taşıyoruz. Mesele o değil ki. Mesele o değil ki. Siz uluslararası hukuktan aldığınız güçle sahip olduğunuz Türk toprağını terk ediyorsunuz. Terk. Yarın Suriye devleti kendini toparladığında inanınız Türkiye ile çok büyük problem olacak. Diyecek en başta Suriye. Kardeşim Türkiye ya sen devletsin ben de devletim. Sen kime sordun da buradan çekildin? Kime sordun da Suriye'de başka bir toprakta Türk bayrağı çekiyorsun? Bu Suriye toprağının işgalidir. Suriye devleti açısından bakarsanız Türkiye hükümetinin yaptığı resmen Suriye toprağını işgal etmektir. O zaman tanımayacak Suriye. İşgale karşı çıkacak ve belki tekrar Türk bayrağını çekme şansı bile Türkiye'nin olmayacak. Öte yandan kardeşim siz bu Türk toprağından nasıl çekildiniz? Neden çekildiniz? Bize diyorlar ki efendim IŞİD, Irak, Şam, İslam Devleti diye bir örgüt var. Onun tehdidi var. Hı hı. O tehditten dolayı çekildik diyorlar. Peki Doğu Güneydoğu'da PKK tehdidi var. Ne olacak şimdi? Oradan da mı çekileceğiz? Kıbrıs'ta Rum tehdidi var. Ne olacak? Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'nden mi çekileceğiz? Yani tehdit var diye çekilmek argümanı kabul edilecek bir şey değil. Tehdit varsa yok et kardeşim ya. Öyle değil mi arkadaşlar? Türk toprağına bir tehdit varsa sen hükümetsin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
bütün güçlerini kullanansın. Bütün güçlerini kullan, tehdidi yok et. Öte yandan bu IŞİD diyorlar. Nedir bu IŞİD? Yani Süleyman Şah Türbesi konuşulmuşken bir de bunu konuşmamız lazım sizlerle. Evet. Şöyle onu haritada göstermek istiyorum. Buyurun. Çünkü bu çok önemli. Haberleri izliyoruz. Görüyoruz işte kendi Türk milletinin evlatları işte Müslüman bir örgüt diyerek güya birçok kişiler, Türkiye'den çocuklar kandırılıyor, kaçırılıyor veya kendi rızasıyla bu örgüte katılıyor. Bu örgüt nedir? Yani ben de bu milletin bir evladı olarak herkes gibi çıkıyorum akşam televizyonları açıyorum. Hiç kimse bize gerçeği anlatmıyor. Yani burada bu kanala teşekkür ediyorum. En azından milletimize sesimizi duyurma imkanı verdiği için, gerçeği anlatma imkanı verdiği için. Şu IŞİD meselesini de belki ilk defa bu şekilde açıklama şansı bulduğum için de çok mutluyum. Şimdi IŞİD nedir? Şurası Irak sınırı. Şöyle ayırırsanız burası da Suriye. Bura Şemdinli. Yani Hakkari. Sizi biraz geriye götüreceğim. 1991 yılında Özal Cumhurbaşkanımızdı. Hı hı. Amerika'nın yine Orta Doğu'da bir projesi vardı. Hatırlayın bir Körfez Savaşı yaşandı Saddam'a karşı. Saddam Kuveyt'e girmişti. Amerika'da bu işgali sonlandırmak için Irak'a çok uluslu güç dediler, müdahale ettiler ve çekiç gücü getirdiler. Evet. Hatırlıyoruz o yılları. Bir yıl, koyup üç alacağımız evet. Operasyonlar değil mi? Yıl 1991. Bakın bu her şeyi açığa çıkartacak. 1991'de Körfez Savaşı yapıldı. Utku Bey'in de söylediği gibi Özal bize ne demişti? Bir koyup üç alacağız demişti. 100 milyar dolar ekonomik kaybı uğradık. Hatırlayın o 500 bin peşmerge gelmişti Türk topraklarına. Tıpkı bugün Suriyelilerin geldiği gibi. Ekmek paramızı o peşmergelerle bölüşmüştük ve 100 milyar dolar ekonomik kayba uğradık. PKK terör örgütü bitecekti. 91 Körfez Savaşı'nda PKK silahlı güç oldu. Yaklaşık sayıları 20 bin kişiyi bulan silahlı bir güç. Bunun canlı tanığı benim. Zaten ısrarla hep şunu vurgulamak istiyorum. Yani Allah'ın verdiği şu ömrü yaşarken ne biliyorsak kendi insanlarımıza anlatalım ki geçmişte yapılan hatalar yine yapılmasın. Çocuklarımıza huzurlu, güvenli bir ülke bırakalım. Yani başka bir isteğimiz de yok bizim. Özal'ın yanlış siyaseti sonucu Amerika'ya verilen destek Türkiye'ye hem ekonomik kayıp olarak döndü hem de karşımıza 20 bin kişilik silahlı PKK unsuru çıktı. 92'de Şemdinli'de tabur komutanıydım. İnanın bana yani. Bir karakola, alan karakoluna saldırıyor dediler. Bir gittik ki her taraf terörist dolu. Karakol 100 kişi, karakola saldıran terörist sayısı 500'den fazla. Nereden çıktı bu teröristler? İşte Körfez Savaşı'ndan çıktı. Amerikalı çekiç gücünün içinden çıktı. Barzani bölgesinden geldi çıktı. Ve Irak parçalanmayacak, Irak'ta Kürt devleti kurulmayacak diyerek Özal destek vermişti Amerika'ya. Körfez Savaşı'ndan sonra Barzani bölgesinde 91 Barzani özerk oldu. Yani Irak ayrışmaya başladı. Özel Kürdistan lideriyim dedi Barzani. Hatırlayın Özal da kırmızı pasaport verdi. Talabani'ye de kırmızı pasaport verdi. Barzani'yi tanıdı. Arkasından 2003 Körfez Savaşı'nı yaşadık. Bakınız sanki bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiyor. Yine Amerika Irak'a savaş ilan etti. Irak'ı işgal etti. Türkiye'de Erdoğan siyaseti. Bu sefer kırmızı çizgilerimiz vardı sözüm ona. Kerkük işgal edilmeyecekti hatırlayın. Savaştan bir ay sonra Barzani Kerkük'ü işgal etti.
PKK terör örgütü bitecekti. Savaştan bir ay sonra PKK siyasi güç oldu. Şimdi sandıktan çıkıyor, yerel yönetimlerin başına geçti. Postal öpücü dedikleri Barzani Özerk'ti, Federe Kürdistan oldu. Erdoğan siyaseti de tanıdı. Hatırlıyor musunuz? Geçenlerde Diyarbakır'a gitti. Barzani ile halay yanına çekti. Evet. Halay çekti. Şimdi buradaki düğüm noktası şu. Amerika Orta Doğu projesinde PKK'yı siyasi güç, Barzani'yi de Federe Kürdistan yapabilmek için 6000 Amerikalı öldü. Amerikan askeri öldü ve Amerika'da yer yerinden oynadı. Neredeyse hükümeti devriyorlardı. İşte şimdi Amerika diyor ki, o Başkan Obama açıklama yapmadı mı? Artık Amerikan askeri ölmeyecek dedi. Amerikalıların postalı basmayacak diye. İşte buradaki IŞİD düğümü burada. Amerika baktı ki projeyi işletmek için Amerikalı askerler ölüyor. Dedi ya, benim Amerikalı askerlerim niye ölsün? Kurdu IŞİD diye bir örgüt. Kendisi yönetiyor. Ölenler ve birbirini öldürenler Müslüman. Hiç Amerikalı asker ölmüyor. Maşeyle ateş gibi. Maşeyle elinde maşe evet. Mikrofon. Çünkü bu şey, bu Orta Doğu projesinde 6000 Amerikalının ölmesi Amerika'da büyük deprem yarattı. Şimdi bu projenin Suriye ayağı oynanıyor. Bakınız, PYD, PKK, IŞİD savaşıyordu değil mi? Her evet. gün ekranlarda gösteriyorlardı. İşte bombalar, havanlar, uçaklar, korkunç bir savaş, göğüs göğüse muharebe falan diyorlardı. Barzani peşmergesi getirdiler 50 tane. 50 tane ha. O büyük savaş birdenbire bitti. Birdenbire bitti. 50 tane peşmerge. Ama ne oldu? O Barzani peşmergesini Türkiye'ye getirdiler ki o da anayasaya aykırıdır. Kürdistan bayrakları dalgalandırdılar. Görebiliyor musunuz? Barzani kendi vatanımızda güç olmaya başladı. Şimdi projenin Suriye ayağı işliyor. Suriye'nin doğusu boşaltılıyor. Çıkan çatışmalarda özellikle Türkmen kardeşlerimiz yer değiştiriyor. Kerkük işgalde. Amerika şimdi açıklama yapmış. Musul'a da diyor müdahale edeceğiz. IŞİD'e de diyor müdahale edeceğiz. Bölge PKK'nın kontrolüne geçiyor. Yani Suriye'nin Kürdistan'ı. Peki bunu yapan kim? IŞİD dedikleri Irak Şam İslam Devleti. Peki IŞİD'in yaptığı kimin işine yarıyor? Amerika'nın işte. Proje işliyor. İşte Kobane diyorlar ya. Yok, özel kurduk diyorlar. Hı hı. Şimdi Türk ordusu harekatla Süleyman Şah Türbesi'ni çekiyor. PKK dolduruyor yerini. IŞİD dolduruyor yerini. IŞİD'le PKK zaten aynı. Zaten aynı. Ama ne yazık ki insanlarımız bu gerçeği göremiyor. Hiç kimse de ekranlara çıkıp bunu anlatmıyor ki. Hiç kimse. Amerikalı çekiç gücün 91 ve 2003'te Irak'ta yaptığını şimdi IŞİD yapıyor. Ve Amerikalı ölmüyor. Müslümanlar ölüyor. IŞİD dedikleri bu. Dolayısıyla şimdi yeniden Süleyman Şah Türbesi'ne dönecek olursak. Bu arada birazdan bu konuyla ilgili sorularınız varsa onları da alalım lütfen. Yani Türkiye'yi yönetenlere sesleniyorum. Allah'ın insanoğluna bahşettiği en büyük lütuf akıl. Elimizde belgeleri var, kaynaklar var. Amerika'nın Orta Doğu'da ne yapmak istediğini biz biliyoruz. İsrail'in de ne yapmak istediğini biliyoruz, Avrupa'nın da. Peki bizim ülkemizi yönetenler bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Siz bugün Türk toprağını terk ettiniz ve PKK'ya bıraktınız. Gördük işte, bayrakları dalgalanıyor. Sözüm ona flamaları orada. Türk bayrağı çekiliyor, yerine PKK flaması geliyor oraya. Siz bu projeyi görmüyor musunuz? Türk toprağını terk ettiniz. Yarın Suriye ayağa kalktığında bu toprakları bize geri vermezse ne olacak?
uluslararası mahkemeye Türkiye'yi taşırsa ne olacak? Çünkü şu an yaptığımız iş Suriye toprağını işgal. Kendi toprağımızı terk ettik. Suriye devletinin bir toprağına Türk bayrağı çektik. Peki hangi uluslararası anlaşmaya göre çektik? Suriye devletiyle anlaşma yapmadık ki. Dolayısıyla diyeceğim ki bu siyasi karar, kıymetli kardeşlerim, büyüklerim, çok yanlış olmuştur. Ve bunun cezasını Türkiye gelecekte mutlaka bir bedel ödeyerek görecektir. Evet, buyurun. Şunu söylemek gerekiyor ki, yani bu şey işin Amerikan destekli, yani emperyal güçlerin desteklediği gruplar Türkiye'yi güneyden çevirdikleri gibi ve Akdeniz'e de çıkış yapıyorlar. Akdeniz'e çıkış yaptıklarına göre, tabii ben kendi fikrimce düşünüyorum, Kuzey Kıbrıs da şeyde. Evet. Çünkü bir koridor açacaklar. Zaten adada Türkleri de istemiyorlar. Yani Türkiye bence büyük bir tehlike altında. Evet. Peki bunu, bu emperyal güçler bu şeylerini gerçekleştirirken acaba bizi idare edenler bunu akıl edemiyor mu? Yani bunu düşünemiyorlar mı? Düşünüyorlar. Fakat koltukta oturmanın rahatlığıyla bunu görmemezlikten geliyorlar. Ama biz, yani Türk milleti olarak bizim de kabahatimiz var. Tek medyaya yönelip yalan yanlış şeyleri dinliyoruz. Yani doğru yayın yapan medya kanallarını dinleme gereği duymuyor muyuz? Yoksa fırsat mı verilmiyor? Böyle bir üzücü durum var. Bunu fark eden, yani Türk insanı, vatansever insanlar, işte burada görüyorsunuz Kıbrıs gazilerimiz var. Bunlar Allah için, vatan için bir karış, bir çakıl taşını vermemek için bu insanlar gittiler, savaştılar. İşte görüyorsunuz burada bir şehit annesi var. İki tane şehit babamız var. Bu insanlar da evlatlarını verdiler. Neden? Bu vatanın bir çakıl taşını vermemek için evlatlarını verdiler ve ne dediler? Vatan sağ olsun dediler. Böyle bir, yani yüce bir ruh hiçbir dünyada, hiçbir millette yoktur. Ama bunu anlayamayan insanları biz görüyoruz. Bu bize çok büyük üzüntü veriyor. Fakat bir şey yapamıyoruz. Bir şey yapmaya kalktığınız zaman, mesela biz Şehit Derneği olarak bazı şeyleri protesto etmek için yürüdüğümüzde bizim önümüze polisler kesti. Ama bundan sonra görüyoruz ki herhalde adım da atamayacağız. Şimdi yani öyle görünüyor. Bu açtığınız konuyu tekrar gündeme biz getireceğiz program içerisinde. Evet, sözlerinizin hepsinde haklısınız. Evet, ve biz çok üzülüyoruz. Biz Atatürk'ün, Cumhuriyet'in çocukları olarak bu vatana biz kanla ödedik, bu evlatlarımızı verdik, eşlerimizi verdik. Biz en çok konuşma hakkına sahip insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. Ama bütün Türk milletinin artık uyanmasını bekliyoruz. O günlerde gelecek. Yalnız ülkeyi yöneten siyasetin, hani 1990'lı yıllar olsa, Amerika'nın Irak'ı işgali, çekiç gücü getirdiği süreçler olsa, hani deriz ki belki yanlış karar verdiler. Yanlış kararla Amerika'yı desteklediler ve Türkiye'yi zarara soktular. Belki insan aklı düşünebilir. Ama bugün gelinen noktada önümüzde 91 ve 2003 Körfez Savaşı'ndan alınan dersler var iken hala ülkeyi yönetenler bu siyasi projeye hizmet eden kararlar alıyorsa, uygulama yapıyorsa, bunu bir koltuk merakıyla ya da kişisel şahsi çıkarla açıklamak mümkün değil. Bu artık bu noktadan sonra ülkeyi yöneten siyaset küresel projeyle bilerek ve kasten işbirliği yapıyor. Bunun başka bir izahı yok. Ama bu ülkenin anayasası vardır. Bu yapılanların hepsi suçtur. Günü gelecektir. Bunların da hesabı sorulacaktır. Sayın Sarı Zeybek, çok teşekkür ediyorum bu açıklamalar için. Devam edeceğiz. Diğer konuya da geçeceğiz. Şimdi gerçekten çok kısa bir aramız var. Reklam aramız. Hemen ondan sonra diğer konumuzla efsane komutan Erdal Sarı Zeybek'le sohbetimize devam edeceğiz. Bunun bedeli çok ağır olabilir. Efsane komutan Erdal Sarı Zeybek çıkmaz sokakta. Öldüğüm zaman beni Şemdinli Konur Vadisi'ne gömün.
İsrail ve Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesi hayali Türkiye'de nasıl senaryolaştırıldı ve şu an hangi oyunlar oynanıyor? Yabancılara toprak satışı arttı. Özelleştirilmeyen yer neredeyse kalmadı. Peki ama neden? Büyük Orta Doğu projesi adım adım uygulanıyor mu? Evet değerli izleyicilerimiz, sizlerin de Sayın Erdal Sarızeybe'ye sorularınız varsa onları telefonla bize ulaşarak sorularınızı iletebilirsiniz. Programımızın bu bölümünde çözüm sürecini konuşacağız. Kısaca çözüm süreciyle ilgili önemli gelişmeleri hatırlattığımız bir haberimiz var. Ona bir göz atalım. Ardından da Sayın Sarızeybek bu sürecin perde arkasındaki akıl almaz olayları bize açıklasın. Terör 1984 yılında başladı ve 30 yıldan beri devam ediyor. PKK'nın bitirilmesine yönelik olarak başlatıldığı belirtilen çözüm süreci Ankara-İmralı-Kandil üçgeninde de sürüyor. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Aralık 2012 yılında katıldığı bir televizyon programında terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmelerin MİT tarafından yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Adayla biz asla bir görüşme yapmayız. Ama görüşme yaptırırız. Halen var mı bir görüşme? Halen var tabii. Ama kalkıp da mesela şu anda bir spekülasyonlar yapılıyor. Adadaki bırakılacakmış. Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra Öcalan'la yapılan bu görüşmelere çözüm süreci adı verildi. Bu görüşmeler sırasında Paris'te 3 terör yandaşının öldürülmesi, AK Parti'nin genel merkezine saldırılması, terörist başı Öcalan'ın konuşmalarının basına sızdırılması, süreci sabote etmeye yönelik eylemler olarak nitelendirildi. Terörist başı Öcalan'ın 21 Mart 2013'te Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında gönderdiği mektup Türkçe ve Kürtçe olarak okundu. Yine diyorum ki artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. Öcalan mektubunda terör örgütü PKK'nın silahlı teröristlerinin Türkiye'den çekilmesi zamanı geldiğini belirtiyordu. Sayın Öcalan diyor ki, Nevroz ateşiyle yüreği tutuşan, meydanları hınca hınç dolduran yüz binler, milyonlar artık barış diyor, kardeşlik diyor, çözüm istiyor. Hükümet daha sonra çözüm sürecini halka anlatmak amacıyla toplumun her kesiminden temsilcilerden oluşan 7 bölgeyi temsilen 7 ayrı akil insan grupları kurdu. Bu insanlar halkla bir araya geldi, onlara süreci anlattı. Bu insanlar ve yüklendikleri misyonlar çok tartışıldı, çok konuşuldu. Yani terör örgütü silahları bırakıp ülkemizi terk ettikten sonra zaten ülkemizde herhangi bir sıkıntı evvelallah olmayacaktır. Peki çözüm süreci gerçekten göründüğü ve anlatıldığı gibi Türkiye'nin menfaatine olan bir süreç mi? Bu sürecin perde arkasında neler var? Terör örgütü PKK ve yandaşlarına hangi tavizler veriliyor? Teröristlerle neyin pazarlığı yapılıyor? Bu süreçten Türkiye parçalanarak mı çıkacak? Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği binlerce Mehmetçik, binlerce sivil vatandaşın acısı unutuldu mu? Vatan için canlarını verenlerin yakınları bu süreç için ne düşünüyor? Kısacası A'dan Z'ye çözüm sürecinin anlamı ne? Şimdi çıkmaz sokakta cevap zamanı.
efsane komutan, vatan, bayrak sevdalısı, doğruların adamı Erdal Sarı Zeybek şimdi bilinmeyenleri açıklayacak, saklanan gerçekler ortaya çıkacak. Evet, Sayın Sarı Zeybek, çözüm sürecini başından itibaren kısaca özetlemeye çalıştık. Neler olmuş, neler bitmiş. Çözüm süreci, süreç devam ediyor. Bildiğimiz, gördüğümüz, anladığımız, okuduğumuz ve izlediğimiz kadarıyla. Bu çözüm süreci neyin sürecidir? Bu bir çözüm müdür? Nereye gidiyor? Neler yaşanıyor? Evet. Şimdi kıymetli konuklar, Türkiye'de bir süreç var, adına çözüm diyorlar. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti olan AKP diyor ki bu süreç barış ve kardeşlik sürecidir. Milliyetçi Hareket Partisi yönetimi diyor ki bu süreç için bu bir ihanet sürecidir. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de diyor ki bu süreç hakkında bize bilgi verilmiyor. Bakınız, üç büyük parti, üç farklı görüş ve düşünce. Eğer ki bizler sürece siyasi parti gözlüğüyle bakarsak gerçeği görme şansımız yok. Nasıl? Diyelim ki ben AKP'liyim, AKP seçmeniyim, AKP'yi destekliyorum. Evet. AKP yönetimine de güveniyorum. AKP yönetimi bana diyor ki, Erdal diyor, bu süreç milli dayanışma ve kardeşlik sürecidir. Hayırlı bir süreçtir. Güvendiğim için destek veriyorum. Ben MHP'liyim. MHP yönetimi diyor ki, Erdal diyor, bu süreç ihanet sürecidir. Yönetime güvendiğim için diyorum ki, ya bu süreç ihanet süreci, desteklemiyorum. CHP'liyim. CHP yönetimi diyor ki hükümet bu süreç hakkında bize hiç bilgi vermiyor. O zaman bilmediğim süreci niye destekleyeceğim? Ama Türkiye'deki temel yanlışlık burada. Bu süreç hem ülkemizi hem çocuklarımızın geleceğini ilgilendiriyor. Partileri değil. Bugün AKP iktidar olur, yarın MHP iktidar olur, öbürsü gün CHP iktidar olur. Ama bu süreç siyasi partiyi değil, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini etkiliyor. Dolayısıyla bizler parti gözlüğüyle bakarsak başta yanlış yapmış oluruz. Parti gözlüğünü çıkartıp bu süreçte ne oluyor diyerek her şeyi incelememiz lazım. Yanlış karar vermememiz lazım. Eğer ki yanlış bir karar verip yanlış siyaseti desteklersek bunun bedeli ağır olur ve ne yazık ki bu bedeli çocuklarımız ödemek zorunda kalabilir. Onun için bu süreç hepimizi ilgilendiriyor. Hangi siyasi görüşten olursak olalım bizim çocuklarımızı ve vatanımızı ilgilendiriyor. Şimdi süreçte temel yanlışlık Türkiye'de şu: çözüm süreci deyince herkesin aklına terör geliyor. İşte hükümetin PKK terör örgütüyle yaptığı görüşmeler, masaya oturmalar, pazarlıklar, anlaşmalar, eleştiriler işliyor. Ama süreç sadece terörü kapsamıyor ki. Süreç nedir? Yani süreç dediğimiz zaman hepimizin aklına gelmesi gereken, tamam, başta terör. Ama Türkiye'de AKP hükümetinin aldığı kararlar var, yaptığı uygulamalar var ve terörün dışında. Nedir bunlar? Kaynak satışları. Fabrikalar satılıyor.
Bankalar satılıyor. Borsa satılıyor. Telekom satıldı. Milli Piyango satıldı. E bu da süreç. Özel okullar. E şimdi sürekli okul açılıyor. Özel ilkokul, özel lise, özel üniversite, özel anaokulu. Her şey özele gidiyor. Süreç dediğimiz zaman bu özel okul sistemini de bir düşünmemiz lazım. Ayrıştırma. Bunu genelde hiç kimse söylemiyor. Ayrıştırma olarak aklımızda bulunsun. Neyi ayrıştırıyorlar? Açın ekranları. Her gün ne diyor? Türk, Kürt, Türk, Kürt, Türk, Kürt. Başka Alevi, Sünni, Alevi, Sünni, Alevi, Sünni. Ayrıştırıyor. Ayrıştırıyor. Bu da süreç. Fener Rum Patrikhanesi. Patrik çıktı işte şeylere, televizyonlara. Ben Konstantinopolis Ekümenik Rum Patriğiyim diyor. Evet. E ülkemizi yönetenler de Patrik'le kucak kucağa. E demek ki sürecin içinde bu da var. Bunun üzerine koyun. Fransa diyor ki biz Bizans'ın çocuklarıyız. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac çıktı dedi ki biz Bizans'ın çocuklarıyız. E benim ülkemi yönetenler Fransa'nın bu sözüne karşılık e biz de Alparslan'ın torunlarıyız demedi ki. Hiç sesini çıkarmadı. Demek sürecin içinde bu da var. Koyun bunun üzerine Barzani'yi de. Koyun Türk ordusuna yapılan haksızlıkları, hukuksuzlukları. Kod Ergenekon, Ergenekon dediler. Askerimizi yaka paça hapse attılar. Aradan yıllar geçti. Kanıtlanmış bir tane suç yok. Kanıtlanmış, işlenmiş bir tane suç yok. Bütün ama ordu ne oldu? Ana delil olarak evet. Ortaya koyulan CD'nin de daha bir hafta çünkü. Önce sahte oldu. Tamamen sahte olup üretildiği de ortaya çıktı. Şimdi süreç dediğimizde hepsini birlikte düşünmemiz lazım. Terör bunun bir parçası. Terör sorun. Şimdi terörle ilgili süreç işlerken şu ekranda da gördüğünüz gibi söylenen sözler çok güzel. Analar artık ağlamasın. Ağlamasın. Bu ülkede kim ister ki anasının ağlamasını? Akan kanlar dursun. Doğru söylüyorlar. Kanlar dursun. Hiç kimse kan akmasını istemiyor ki. Barış, kardeşlik. Şimdi söylenen sözler çok güzel. Çok güzel ama bizim içimiz rahat değil. Acaba diyoruz ki bu söylenen bu sözlerin ardında başka şeyler mi var? Niye bu soruyu soruyoruz? Bir tane resim hazırlamıştım. Onu eğer başarabilirsem. Geldi. Şimdi bu sürecin tarafları bir garip. Bunu başaracağız. Bir saniye. Siz devam edin. Siz devam edin. Bu yeni bir sistem. Mutlaka bunu başaracağım. Tamam, oldu. Yok bir tane daha. Evet bir tane daha geliyor şimdi. Tamam. Yeni tamam. Bir teknoloji. Şimdi tamam. Sürecin tarafları beni endişeye düşürüyor. Bir yanda koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı. Diyorlar ki müzakere ediyoruz. Şimdi kimle kim müzakere ediyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile PKK terör örgütü. Baş müzakereci kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Peki Cumhurbaşkanı'nın muhatap aldığı kim? Baş katil. Katil deyip geçmeyin. 11 bin şehidimiz var. 11 bin. Sözüm ona bu. Kürt kardeşlerimizin haklarını savunuyormuş. 30 yıllık terör sürecinde 10 bin Kürt kökenli vatandaşımızı kadın, kız, çoluk, çocuk demeden öldürdü. Ve şu an benim Cumhurbaşkanımın muhatabı. Sürecin diğer taraflarına bakıyorum. Kandil'deki teröristler, evlatlarımızın katilleri. Yanında terör örgütünün
siyasi kanadı, sözde milletvekilleri ve bir garip tarafı da akiller. Şimdi akillere bakıyorum, akil adam dediler biliyorsunuz. Sanata saygımız var. Yani Türk milletinin çok sevdiği, saydığı, saygıdeğer sanatçıları, artistleri, şarkıcıları, türkücüleri akil diye aldılar. Şimdi ben bu tabloya baktığım zaman endişelenmekte, tereddüt etmekte haklıyım. Neden? Sen diyorsun ki Türkiye'nin 30 yıllık bir terör belasına çözüm getireceğim diyorsun. Bunlarla görüşüyorsun. Şarkıcıyla, türkücüyle sanatlarına saygımız var. Akil adam diye Türk milletinin huzuruna çıkartıyorsun. E şimdi ben kendi hayatıma bakıyorum. Kuleli Askeri Lisesi'ne girdiğimde inanın 1970 yıl piyade tüfeğinin boyu benim boyum kadardı. Askeri liseye girdiğimde, askeri lise, harp okulu, piyade okulu, jandarma okulu, Türkiye'de yüksek lisans güvenlik alanında, yurt dışında yüksek okul güvenlik alanında ve ömrümün 10 yılı da Kars, Van, Başkale, Özalp, Hakkari, Şemdinli, Mardin, Nusaybin, Şanlıurfa gibi Doğu ve Güneydoğu'da terör ve kaçakçılıkla mücadele de geçti. Şimdi Türkiye'nin yetim hakkı, kul hakkı paralarla eğitip, okuttuğu, büyüttüğü, yetiştirdiği insanlardan bir tanesi de biziz. Benim hükümetim İmralı'da yatan katili muhatap alıyor. Kandil'deki teröristleri muhatap alıyor. Bir de araya akilleri koyuyor. Onlara devletin parasını veriyor, imkanlar, olanaklar sunuyor. Diyor ki çözümü gidin halka anlatın diye kendi yol haritasını. İnanın bana, bize hiç kimse bir şey sormuyor. Hiç kimse. Ve biz yüreğimiz ateş dolu olduğu için adım adım Anadolu'ya gidiyoruz. İşte ekmek paranızı benimle bölüşüyorsunuz, arabamıza benzin koyuyorsunuz. Gidip halkımıza yaşadığımız gerçekleri anlatıyoruz. Dolayısıyla süreç şu yönüyle beni endişelendiriyor. Öbür yanda bu katiller sözüm ona diyorlar ki biz Kürt kökenli insanların hakkını savunuyoruz diyorlar. Ve onlarla çözüm getireceğiz. Onların sorunlarına çözüm getireceğiz diyorlar. Şimdi ben bakıyorum ekrana. Mutlaka bunda hiç kimsenin kusuru yok yani. Bir türlü şey yapamadık. Siz devam edin anlatmaya. Ben halledeyim onu. Üçüncü biliyorum. Resim. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'da Allah şahidim olsun köylerde yattım. Yaklaşık 10 yıl. İnsanlarımızı tanıyorum. Onlarla birlikte PKK terör örgütüne karşı mücadele ettik. Asker olarak ne şehidimiz varsa, polis olarak ne şehidimiz varsa, ebe, hemşire, doktor, imam olarak ne şehidimiz varsa, bir de korucu olarak da şehidimiz var. Beraber mücadele ettik, o değil. O geliyor. Mücadelede... Şimdi arkadaşımız halledecek uzakta. Beraber mücadele ettik, o mücadelede o insanlar şehit düştü. Şimdi, ekrana çıkanlar bize neden bahsediyor? Diyor ki efendim İmralı'da yatan serbest kalsın. Diyorum ben bakıyorum şöyle. Diyorlar ki dağdaki teröristi indirelim. TOKİ'den ev verelim. Bir de Vakıfbank'tan kredi verelim karşılıksız. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alalım. Bir de doğuda özerklik verelim. Bütün sorunlar çözülsün diyorlar ekrana çıkanlar bize böyle anlatıyor. Şimdi ben yaşadıklarıma bakıyorum. Şemdinli'de terörle mücadele ederken Kerem diye bir korucumuz vardı. Sağ olsunlar yani can pahasına mücadele ettik. Yani benim anlattığım yıllar 90'lı yıllar. Karakol 100 kişiyken saldıran 500 kişilik terörist gruptu. Yani mücadelenin zirve yaptığı bir dönemdi. Yani o dönemde inanın bana birçok köy köyünü boşalttı, gitti. Şemdinli'deki o köylüler gitmedi. Gitmeyin dedim.
Yani vatan tehlikedeyse işte bu Mehmetçik sizin evladınız. Gelin bizimle birlikte mücadele edin dedim. Ve yemin ediyorum size kadınlara bile silah verdim. Mücadele edelim diye. Ve o gündür bugündür beni hep ararlar. Ankara'da bir hastası olsa Şemdinli'de bir koruyucu bana telefon açar. Komutanım işte bir hastamız var Ankara'ya geliyoruz mümkünse işte tedavisi. Olur deriz. Geçenlerde geldi. Bakın anlattığım olaylar gerçektir. Kerem hanımını almış yanına geldi. Ben de eşimi aldım yanına gittim. Şimdi benim eşimle Kerem'in hanımı konuşamıyor. Tabii. Çünkü Kerem'in hanımı Türkçe bilmiyor. Bakınız bu çok önemli. Cumhuriyet kurulalı 100. yıla doğru gidiyoruz değil mi? Anayasada da devletin resmi dili Türkçe, ortak dil Türkçe. 100 yıl olmuş neredeyse Kerem'in eşi Türkçe bilmiyor. Ve Doğu Güneydoğu'da gezerken bakıyorsunuz uçsuz bucaksız arazi. Soruyorsunuz diyorsunuz ki bu arazi kimin? Ağa'nın diyorlar. Ahmet Ağa'nın, Mehmet Ağa'nın. E diyoruz köylü. Diyor köylü ağanın yanında çalışan. Parya. Bir ağa var, bir maraba var diyorlar. Ağrı Dağı'nda bir operasyona gittim. Ta yıl 1984 işte o terörün ilk başladığı yıllar. 85 Çapulcu dönemi. Evet. Köyde bir eve girdik. Bir baktım 70 yaşında bir adam. Yanında 13-14 yaşlarında bir çocuk. Dedim ki ya kim bu çocuk? Dediler ki eşi. Dedim nasıl olur ya? E dediler burada böyle yani. 100 koyun ver başlık parası al. E şimdi ben düşünüyorum. Sorun diyorsunuz değil mi? Ortada bir sorun var. Kerem'in eşi Türkçe bilmiyorsa bu bir sorun. Çünkü o benim kardeşim. Ortak dilimiz, konuşmamız lazım. Öğretmemişler. Bu bir sorun. 13 yaşındaki çocuğu, yeni yetme çocuğu 70 yaşındaki adamla evlendiriyorlar. Hani kadın hakkı, insan hakkı? Bu sorun değil mi? Sorun. E peki çiftçinin toprağı yok orada. Bütün toprak ağaların elinde. Orada yaşayan insanlarımızın özgür iradesi yok. O da ağaların elinde. Bunlar sorun. E şimdi benim ülkemi yönetenler ekrana çıkıyorlar. Bana diyorlar ki Erdal Türkiye'de Kürt sorunu var. Ben de böyle dinliyorum. Diyorum ne olacak? İmralı'da yatan katili serbest bırakırsak diyor sorun çözülür. Şimdi ben kendi kendimle çelişkiye düşünüyorum. Diyorum ki ya orada yaşayan insanlarımızın sorunu İmralı'da yatan katil değil ki. Katil değil ki. Okumak istiyor, çalışmak istiyor, toprağını istiyor, koyununu kuzusunu istiyor. Türkçe öğrenmek istiyor, anlaşmak için ortak dilimiz. Ama ülkemi yönetenler bunlardan hiç bahsetmiyor. Hiç. PKK'yı yönetenler de bunlardan bahsetmiyor. Bakınız bu çok önemli. O PKK'yı yönetenler de bunlardan hiç bahsetmiyor. Peki Cumhuriyet tarihinde eğer ki biz şu soruna cehaletti, yoksulluktu, kaçakçılıktı, ağalıktı, toprak ağalığı, feodal ağalıktı. Bu sorunu hiç mi çözmeye çalışmadık diye bakarsak tarihimize bu sorununu Türk tarihinde çözmeye çalışan tek kişi var. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. Toprak reformunu yapmaya başlamış. Herkesin demiş toprağı olacak. Cumhuriyet idaresinde ağalık beylik olmaz demiş. Herkesin özgür iradesi var demiş. Okulları açmış. Herkese Türkçe öğretmeye başlamış. Harf devrimini yapmış. Ama Atatürk bunları yaparken yani adına Kürt sorunu diyorsanız eğer bu sorunları çözmeye çalışırken isyan çıkardılar. İsyanı çıkartanlara bakıyorsunuz. 1921'de Koçgiri'de isyan ettiler. 1924'te Hakkari'de ettiler. 1925'te Diyarbakır'da. 1930'da Ağrı'da. 1938'de Tunceli'de. Bu isyanlar yüzünden Musul'u kaybettik. İngilizlerle savaşa gidecektik, gidemedik. İsyanı bastırmakla uğraştık. İsyanı tertipleyen kimliklere bakıyorsunuz. İsyanı çıkartanlar Kürt değil. İşe bakın. Adına Kürt isyanı diyorsunuz. Cumhuriyete karşı halkı isyana sürüklüyorsunuz.
İsyanı çıkartanlar Kürt değil. Benim Cumhurbaşkanım ekrana çıktığı zaman 30 tane etnik kimlik sayıyor. Ben sizlerin huzurunda sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız çıksın ekranlara. Şu PKK'yı yönetenlerin ve BDP'yi yönetenlerin etnik kimliğini açıklasın. Çünkü PKK terör örgütü. Anadolu'nun bağrından çıkmış bir örgüt değil. PKK terör örgütü Ermeni Taşnak Sutyun çetesinin devamıdır. Devamıdır. Ama bu insanlarımıza sesimiz ulaşmıyor. Ulaşmıyor. Gidemiyoruz. Niye burada oturup konuşuyoruz? İşte dün İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konferanstaydım. Hakkari'ye gideyim. Şemdinli'ye gideyim, anlatayım bunları. Diyarbakır'a gideyim. Bana diyorlar gidemezsin. Niye? Can güvenliği yok. Hani demokrasi vardı bu ülkede? Hani demokrasi, hani insan hakları vardı? Hani benim seyahat özgürlüğüm? Ulaşım seyahat özgürlüğü. Yani diyeceğim şu an çözüm süreci denilerek yapılmak istenenler başka, gidiş başka. Halkımızın gerçek sorunları başka. Bu da bize şunu gösteriyor. Bizi aldatıyorlar. Bizi aldatıyorlar. Sorun çözeceğiz diyerek yola çıkıyorlar. Sorunu çözmek yerine Türkiye'yi ve çocuklarımızın geleceğini karanlığa sürüklüyorlar. Karanlığa. Sayın Sarı Zeybek, soru varsa Ahmet Bey'in bir sorusu var galiba. Buyurun Ahmet Bey. Komutanım çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Sizi mikrofonu yakın tutar mısınız? Defaatle izledik. Uzun yıllardan beri izliyoruz televizyon programlarında. Bu çözüm sürecinde doğruları bize kim anlatacak? Bir. İkincisi, tek başınıza mücadele ediyorsunuz. İsim vermenin bir anlamı yok ama bazı kanallara çıkıyorsunuz. Diğer kanallara fazla çıkamıyorsunuz veya davet edilmiyorsunuz. Bu çözüm sürecinde doğruları siz anlatacağınız için belki size teklif veya öneri gelmiyor. Anlattığınız yerde sabit kısa bir dar alanda kalıyor. O zaman bizlere ve bizlerin bağlı olan olduğu derneklere davet edelim sizi. Sürekli anlatın. Peki bu hükümetler, bu devlet demeyeyim artık, bu hükümet size bu görevi neden vermiyor? Evet. Nedenini ben şimdi, sadece şunu evet. söyleyeyim, özür dilerim. Doğruları anlatacaksınız diye. Sizin bir lafınız var. Allah gecinden versin komutanım. Evet. Ben öldüğüm zaman beni Şemdinli'ye gömün diyor. Gömün diye söylemiştiniz. Defaatle evet, doğru, de halen, halen de söylüyorsunuz. Bunda bir özellik, bunda bir ince çizgi, bunda bir ince bir düşünce var. Bize açıkladınız bunu ama daha da açıklarsanız çok memnun olurum. Sağ olun. Çok teşekkür güzel, ederim komutanım. Çok güzel. Bunu yıllar önce duydum. Yani yüreğimize gerçekten yüreğimize ateş düşmüş. Ahmet Bey. Yani şöyle ateş düşmüş. İnanın bana. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimiz. Yani bana demiş olsa ki kardeşim ya sen benim kardeşim değilsin. Ben Kürdüm. Türkleri de sevmiyorum. Ayrı bir vatan istiyorum. Birlikte de yaşayamayız filan gibi mesajları vermiş olsaydı yemin ediyorum burada açıklardım. Yani şu resimde gördüğünüz insanlarımızın Türk bayrağından bir derdi yok ki. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bir derdi yok ki. Zaten bu süreçte nereye sürüklendiğinin farkında da değil. Sizin o vasiyetimde geçen beni Şemdinli'ye gömün meselesinde o 90'lı yıllarda Aktütün Karakolu'nu bilirsiniz. Hani baskına uğramıştı. Aktütün Karakolu, ben Şemdinli Tabur Komutanıydım 92'de. Aktütün Karakolu bize bağlıydı. Tabii terörist saldırısına uğrayınca Aktütün'ün olduğu yerde 5 tane köy var. Uğraçan, Dereyanı, Konur, Aktütün, Meşelik. 5 tane orada köy var. Köylüler bir baktı ki teröristler çok kalabalık. Havanları var, roketleri var, makinalı tüfekleri var, el bombaları var. Sizler bilirsiniz zaten. Çok kalabalık. Bu sefer köylüler dedi ki biz göç edeceğiz. Dedim ya göç etmeyin. Yani doğru bir tehdit var. Ne istiyorsunuz? Göç etmeyin. Bu asker sizin evladınızdır. Bu toprakta vatan toprağıdır. İşte Türk bayrağı dalgalanıyor. Göç etmeyin. Ne istiyorsanız vereceğim dedim. Önce bir durdular. Vallahi o günleri böyle gözlerimin önüne geliyor. Önce bir durdular. Dediler ki silah istiyoruz. Dedim kaç tane istiyorsunuz ya? Eli silah tutan kaç kişi varsa hepsine veriyorum.
O zaman Osman Pamukoğlu Paşa Makyari Dağ Komando Tugay Komutanı'ydı. Helikopterle silah getirttirdim ve hepsine silah dağıttım. Ve birlikte mücadele ettik. Ama yemin ediyorum size, şu an Şemdinli'den beni arıyorlar. Diyorlar ki komutanım bize yardım et. PKK'nın eline düştük, bize yardım et diyor. Bana diyor, şimdi diyor. Ben onun için o vasiyette bulundum. Dedim ki ya biz o zamanlar Konur'da, Aktütün'de, Meşelik'te köylümüze diyorduk ki biz devletiz. Biz devletiz diyordum. Ama şu an geldiğimiz noktada bakıyorum ki biz hala orada yaşayan insanlarımıza devlet olduğumuzu gösteremedik. Dedim ki ya ben ölürsem Konur Vadisi'ne gömün ki devlet emekli albayım bir tören yapacak. Hani valisi, kaymakamı, garnizon komutanı bilmem gelecek. Halk dedim bari öldüğümde devletini görsün. Onun için. Sayın Sarı Zeybek, diğer bölüme geçelim tamam. İzninizle. Değerli izleyiciler, çözüm süreci görüşmeleri sırasında Güneydoğu nasıl bir tabloyla karşı karşıya? Güneydoğu'da neyle karşı karşıyayız? Şimdi kısaca onu ekranlarınıza getiriyoruz. Terör örgütünün İmralı'daki başı olan Abdullah Öcalan'ın 21 Mart 2013'te Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında okunmak üzere gönderdiği mektupta PKK'nın silahlı üyelerinin Türkiye topraklarından çekileceği belirtiliyordu. Ancak bu hiç de öyle olmadı. Polisimize, askerlerimize saldırılar sürdü, şehit vermeye devam etti. Terör yandaşları şehir merkezlerinde cirit atarken, caddeleri savaş alanına çevirirken, Cizre'de kendi polis teşkilatlarını kurduklarını da duyurdular. Bu görüntülerden sonra Güneydoğu elden çıkıyor, terörist yandaşlarına çözüm süreci adı altında göz yumuluyor yorumları daha da yüksek sesle konuşulur hale geldi. Polis ve asker kendine yapılan tüm saldırılara ne kadar yanıt veriyor, Ankara'dan hangi emirleri alıyorlar ve daha acı bir soru, çözüm süreci devam etsin diye asker kışlaya mı çekiliyor? Şimdi efsane komutan Erdal Sarı Zeybek'le cevap zamanı. Güneydoğu'da askerimiz, polisimiz ne yapıyor?
Evet Sayın Sarzeybek, şimdi bu süreci biraz başa sararsak, önce biz İmralı'yla, adayla, teröristlerle, terörist başıyla görüşmüyoruz. Görüşen işte evet. Görüşmüyoruz dediler. Görüşen bunu kim söylediyse namerttir dediler. Ondan sonra baktık aradan bir süre geçti ki bu süreler çok uzun süreler değil biliyorsunuz. Yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl evet. Geçmedi. 2 ay, 3 ay, 5 ay gibi süreler. Evet görüşülüyor. Bazı müzakereler yapıyor. Arkadaşlarımız yapıyor falan filan gibi açıklamalar geldi. Ondan sonra ortaya bir çözüm süreci diye bir tanımlama çıktı. Bir çözüm sürecinin başladığından haberdar olduk. Çözüm sürecinin içinde neler olduğunu bilmedik. Sizin biraz önce başta söylediğiniz gibi analar ağlamasın, gözyaşı akmasın, kardeşlik ve barış. Ondan sonra 2009 yılına geldiğimizde